süreçlerini daha yakından tanıyıp bölümler arası sağlık eğitimleri sunduğumuz bir sağlık sohbeti günümüze daha hepiniz hoş geldiniz. Hazır Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde bugün hepimize oldukça katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir sunumla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Ramazan ayında ve Ramazan ayının yaşandığı bu sıcak günlerde, sıcak havalarda beslenme önerileri olacak. Güzel diyetisyenimiz Sayın Seda Dursun bizlerle bugün bu güzel bilgilerini paylaşacak. Kendisini sunumunu yapmak üzere sahnemize davet ediyorum. Merhabalar herkese. Katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz öncelikle. Ben dün akşam evde düşünürken yarın için sunum yapacağım. Dedim ki önce bir metin mi hazırlasam acaba diye düşündüm. Sonra dedim ki herhalde o zaman yapmacık olabilir Seda dedim. Sen çık ve spontane başla işinden nasıl istiyorsa geliyorsa diye. Sonra şimdi oturup düşünürken dedim ki yaklaşık başladı 5 ay oldu. Şu anda çok keyifli geçiyor benim için. Önce dedim hocalarımız da buradayken hazır küçük bir böyle teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Başta Hüseyin Hoca'ya olmak üzere çok değerli hocalarıma hastaları yönlendirdikleri için beslenmelerini düzenlememde bana yönlendirip güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan hocalarıma da Ali Bayram Hocama, Ali Rıza Hocama, Ali Hocama, olmayan hocalarıma da teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin olmasını çok istiyordum ama bugün maalesef yoktu. Mecdi Hocam da hani keşke olsaydı, ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın doğum hocalarım var, Tamer Hocam, Nurcan Hocam, İstefan Hocam, Gamze Hocam hepsini gestasyonel diyabet hastalarının beslenmesini düzenlenmesinde yardımcı oldukları için, yönlendirip güvendikleri için çok teşekkürler tekrardan. Bugün sizlerle yaklaşan Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Bu yılki Ramazan ayının Haziran'a gelmesiyle birlikte yaklaşık 17 saatlik bir açlık durumu olacak. Yemeden ve içmekten birazcık mağdur kalacağız. Bu konuyla birlikte ilk önce değinmek istediğim kimler oruç tutabilir, kimler tutamaz. İlk başta öyle başlamak istiyorum. Lütfen gerçekten sağlığınızın el verdiği ölçüde oruç tutmanızı istiyorum. Burada kalp damar hastalarımız, yüksek tansiyon hastalığı olup lütfen ilaç kullanan hastalar, gebelerimiz, hamilelerimiz, işte gebelerimiz dediğim gibi diyabet hastalarımız, böbrek yetmezliği ve diyaliz hastalarımız, kanser tedavisi gören hastalarımız, çocuklar ve yaşlılar riskli grupta bulunmaktadır. Önemli vurgulamak istiyorum. Burada lütfen hekimlerinden onay alarak oruç tutmayı gerçekleştirsinler. Çünkü 17 saatlik açlık durumunda kan şekerinde dalgalanmalar, mide bağırsak problemleri gibi sorunlar ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler. Düzenli ilaç kullanan hastalarını tekrar vurgulayayım. Hekimlerine onay alarak Ramazan ayını oruç tutarak geçirmelerini öneriyorum. Ramazan ayında öğün planlaması bayağı değişiyor. Çünkü şöyle düşünelim, 12 saatlik uyanık olduğumuz bir dönemde yaklaşık 3 ana öğün temel olmakla birlikte kişinin ihtiyacına göre ara öğünlerle de desteklenen bir beslenme modeli gerçekleştiriyoruz. Fakat burada 17 saatlik bir açlığın dışında 7 saat beslenebileceğimiz bir durum kalıyor. Haliyle öğün sayısı azalıyor. Ramazan'ın bereketiyle birlikte öğün çeşidi, yapılan yemekler, kalabalık sofralarımızla birlikte artıyor. Bizim sağlıklı bulduğumuz az az ve sık sık yeme modeli de azalmakla birlikte ani kilo artışları, sağlık problemleri maalesef karşımıza çıkıyor. Ramazan'da öğün planlaması nasıl olmalıdır? Bildiğiniz gibi sahur ve iftardan oluşan bir planlamayla karşı karşıya kalıyoruz oruç tuttuğumuz dönemlerde. Burada aşırı mide şikayetleri çekmememiz için iftarı ikiye bölerek tüketmenizi, ayrıca iftardan sahura kadar geçen 7 saatlik dönemde de kişinin ihtiyacı, kalori ihtiyacı baz alınarak da ara öğünlerle desteklenmesini vurgulamak istiyorum. Dengeli sahur nasıl olmalıdır? Neler tercih etmeliyiz? Burada dengeli sahurda nasıl beslenmemizden önce neleri yanlış yapıyoruz? Onlara bir değinmek istiyorum. Bazılarımız sahura uyanmamak için çalışıyor olabiliyorlar ya da üşeniyor olabiliyorlar. Sadece su içip niyetlenerek oruçlarını tutabiliyorlar. Ya da sahurda aşırı yağlı yemekler, iftardan kalan yemekleri tüketerek de kullanabiliyorlar. Böyle bir tercih yapabiliyorlar. Fakat uykuya geçtikleri dönemde direkt yemeklerini yiyip uyudukları zaman metabolizma hızı düştüğü için genel olarak yağlanma ile birlikte özellikle
düşünmenizi istiyorum. Kişinin kilosuna, boyuna ve cinsiyetine göre 2-3 dilim peynir tercih edilebilir. Top tutucu özelliğiyle bilinen yumurta mutlaka tercih edilmeli. Bunu kayısı kıvamında pişmiş omlet ya da menemen olarak da tüketebilirler. 2-3 dilim tavlada ekmeği ya da pideden vazgeçemeyenler avuç içi büyüklüğünde 3 dilim pide tercih edebilir yine. Zeytin tüketmek istiyorum diyenler oluyor. Ben aslında zeytini çok önermiyorum, tuzlu olduğu için aşırı susatabilir gün içerisinde çünkü. Zeytin yerine yağ ihtiyaçlarını ceviz, badem, fındık gibi yağlı tonlardan karşılayabilirler. Yeterli ve dengeli olur. Ayrıca sağlıklı yağların ve vücutta yağ yakıcı özelliği var. Bunun dışında mutlaka süt ya da yoğurt grubundan da tercih etmelerini istiyorum. Çünkü süt, yoğurt, ayrancacık da tercih edebilirler. Top tutucu etkisi var proteinin vücudunda. Ve 17 saatlik açlık boyunca vücuttaki oluşan toksinleri de atma özelliğiyle biliniyor. Buradaki ekmek değişim haklarını zamanı varsa eğer sebzeli bir gözleme küçük bir dilimde tercih edebilirler. Mutlaka çiğ sebzeye değinmek istiyorum. Mide ve bağırsakta uzun süre kaldığı için posta ve diyetif açısından çok önemli. Domates, salatalık, yeşillik de tercih edebilirler. Yani ideal bir kahvaltıyla sorumuzu mutlaka yapmanızı burada öneriyorum sizlere. Sabunu yaptıktan sonra 17 saat açlıktan sonra iftar menüsü var. İftar menüsü nasıl olmalı? 17 saat açlık sonrasında nasıl dengeyi sağlamalıyız? Yine burada yanlışlarımızdan bahsetmek istiyorum. 17 saat açlık durumunda tabiri caizse göz dönmesi, bir göz açlığı oluyor. Aslında biz gözümüzü doyuramadığımız için sıkıntıları yaşıyoruz burada. Ama aşırı yemekler, aniden tüketilen iftar yemekleri kalbin yükünü maalesef artırabiliyor. Ve bu da ani kalp krizlerine sebep olabiliyor. Aşırı yağlı, salçalı, çok miktarda tüketilen yemekler mide bağırsak şikayetlerine sebep verebiliyor. Kilo artışları olabiliyor. Maalesef bölgesel yağlanmalar söz konusu oluyor. Ve çok miktarda yemek tüketildiği zaman iftar sonrası fiziksel hareketlerinden de kısıtlanmış oluyoruz maalesef. Nasıl bir menü tercih edebiliriz burada? İkiye bölmekten bahsettim az önce öğün planlamasında. Özellikle ilk hafta daha az yağlı, zeytinyağlı, yaz çorbaları, soğuk çorbalarla dengeleyebiliriz iftarımızı. Şimdi ilk olarak ezan okundu. Tabii ki de suyu açıyoruz iftarımızı. Kan şekerimizi dengelemek adına bir adet hurma tüketiyoruz. Bu arada rica etsem hazırlamış olduğum evet, hurmaları da dağıtırsak çok güzel olur. Hurmaya da değineyim bu arada. Hurma demişken. Teşekkürler hocam. Hurma da çok faydalı bir meyvemiz bizim. Yalnız dikkat etmemiz gerekiyor. 1-2 hurma bir porsiyon taze meyveye denk geliyor. Yaklaşık 50 kalori kadar. Hani küçük ve şirin ve çok lezzetli. Ama maalesef şeker miktarı fazla. Ama sodyum, potasyum, B vitaminleri açısından çok zengin. Diyet ismi ve posa açısından da dengelemek için de içerisine çiğ badem ve çiğ fındık koydum. O şekilde tercih ederseniz hem bu saatlerde akşam yemeğinden önce de bir ara öğün yapıp akşam yemeğini daha az tüketiriz. Hem de kan şekerimizi dengelemiş oluruz. Bunun dışında hurma ve suyla birlikte açtıktan sonra iftarımızı güzel bir yaz çorbası eşlik edebiliriz ve yanında tam buğday ekmeği veya yine avuç içi büyüklüğünde pide de tercih edebiliriz. Bir peynirli salata da eşlik edebilir burada. Bu başlangıçtan sonra, bu kombinden sonra bir ara vermenizi öneriyorum ben de. Çünkü bir daha büyüklü bir şekilde yemekleri yediğimizde aşırı derecede mide şikayetleriyle karşı karşıya kalacağız. İsteyenler dini ibadetlerini yerine getirebilirler bu 25-45 dakikalık süre içerisinde. Açık hava yürüyüşü yapabilirler. Daha sonra iftarın ikinci yarısında iftarımıza devam ediyoruz orucumuzu açmaya ve buradaki neler olabilir menümüzde tekrardan ona değinmek istiyorum. İlk hafta dediğim gibi mutlaka zeytinyağlı sebze yemekleri, ızgaralar, yanında garnitür sebzeler eşlik edebilir. Mutlaka aynı süt yoğurt grubumuz da yanında olsun. Cacık olabilir, yoğurt, soğuk, nane, buzlu bir ayran olabilir yine. Bir iki dilim tam buğday ekmeği ve salatamızla birlikte ana yemeğimize devam ediyoruz. İftardan sonra. Ramazan'da kilo almamak için altın kurallar var mıdır diye çok soru geliyor bana. Bunu da buradan böyle birkaç tüyo vererek anlatmak istiyorum. İlk başta da değindiğim gibi gece yatarken niyet edip uyumayın, mutlaka sonra kalkın. Gün içerisindeki açlık krizlerimizi, kan şekeri dalgalanmalarınızı önlemek adına midemizi çok fazla doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmıyoruz. İftarımızı ikiye böldük, bunu da az önce konuştuk. Lütfen bol su içmeyi unutmayalım. Vücudumuzdaki toksin maddeleri atıp pH'ımızı dengelemek adına tatlı tercih
öğrencilerimizi sütlü tatlılardan yana yapalım. Aşırı şerbetli tatlıları tüketmeyelim. Bir dilim baklavanın 250 kalori olduğunu ve yaklaşık bir saat koşarak onu yapacağımızı da unutmamanızı istiyorum. Ki bir dilim baklavayla da kalmıyor genelde. 2-3 dilimi buluyor neredeyse baklavalarımız. Meyve sebze tüketiminize önem göstermenizi istiyorum. Bu tatlı tercihlerimizi de her akşam iftardan sonra değil de kendinizi baştan şartlandırıp ben haftada 2 defa sütlü tatlı ya da dondurma yiyeceğim gibi bir şartlanmışlıkla başlarsak eğer bilinçaltımız dolu son şekilde de devam edeceğiz zaten. İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüşler yapmaya çalışalım, özen gösterelim. Şurada çok önemli bir şey var. İftar sofraları çok kalabalık ve çeşitli oluyor dediğim gibi. İftar yedikler de çok fazla oluyor. Kendinize şöyle bir metot geliştirelim. Yani ben her gün hem peynir hem zeytin hem şarküteri üreyip tüketeceğim gibi değil de bir gün zeytinden yiyeceğim, bir gün peynirden, bir gün sucuktan. Günlere bölerek tüketirsek eğer kalori alanımızı da azaltmış oluruz. Çok önemli ne yemeklerin suyu. Biz genelde pideyle ekmek banmayı çok seviyoruz. Orada da kalori tüketimini arttırmış oluyoruz. Sonra da geçen gün hatta Gülen Hanım'la birlikte canlı yayında da soru geldi. Ben suyunu tüketmeden yapamıyorum, tüketeceğim, illa ekmek banacağım dediler. Biz de dedik ki o zaman tabağı koyarken susuz koyun. Hem de görmemiş olursunuz, banmamış olursunuz dedik. Mutlaka yavaşlamaya çalışıyoruz. Tabağımızı komple alıyoruz ve gözümüzü tabakla doyuruyoruz ilk başta. Çok gelen sorulardan bir tanesi daha tatlı krizleri nasıl önleyebilirim? Bütün gün aç kaldım, kendime tatlıyı ödül vermek istiyorum diyorlar genelde. Ramazan'da iftar sonrası tatlı tüketme isteğimiz çok fazla artıyor olabiliyor gün içerisinde besin tüketmediğimiz için. İftarda lezzetli tatları soframızdan eksik etmek istemiyor da olabiliyoruz zaman zaman. İşte bu konuda yalnız değilsiniz diyoruz. Aslında hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Ama önüne geçebiliriz aslında bunların kuralları var. Nedeni de çok basit. Bütün gün midemiz boş ve kan şekerimiz düşüyor. Vücuda hızlıca ağır ve şekerli yiyecekler tüketme eğilimi giriyor. Bunları nasıl önleyebiliyoruz? Şimdi ilk önerim burada size tarçın bilimsel olarak kanıtlanmış bir bizim baharatlarımızdan bir tanesi tarçın. Şartlanmışlık dedim bir de az önce. Haftada 2 defa sütlü tatlı dedim. Meyveli tatlı var. Şimdi ben birazdan meyveli tatlı tarifi de vereceğim. Çok kolay. Bayanlar yapar kolayca. Şöyle bir durumdan da bahsetmek istiyorum. Bu tatlı isteklerimizi bastırmak için sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Meyvelerimizi ya da meyveli tatlılarımızı az şekerli limonata, kompostolarımız da olabilir tabii ki de. Tarçın karanfil çayı yapıp yanına tahıllı ürünlerimizden, yağlı tohumlarımızdan tercih edersek fındık, ceviz, badem, kuru meyvelerimizden de gayet güzel bir şekilde bastırmış olacaksınız. Burada önemli olan bir iki dakika düşünüp ben bu tatlıyı yiyeceğim ama sonrasında vücudumda ne gibi semptomlar olabilir? Nasıl kalori artabilir? Vücudumda yağlanma olabilir mi? Sonrasında düşünüp öyle aslında faaliyete başlamak hepimiz için çok daha sağlıklı olacak. Evet, Ramazan'a özel fiç şeftali tatlının tarifi var şimdi de. Çok kolay yapması aslında. Hiç gözümüzde büyütecek bir şey değil. Bir orta boy şeftali temizle yıkıyoruz, doğruyoruz, soyuyoruz. İkiye bölüyoruz ortasından. Bir tatlı kaşığı kadar yaklaşık tahin pekmez döküyoruz ve önceden ısıtılmış fırına sürüyoruz. Şimdi bunu çıkardıktan sonra üzerine bir top sade dondurma koyduğumuzda hiçbir şekilde kilo problemimiz olmuyor, kan şekerimiz de yükselmiyor. Afiyet olsun, formda tutsun diyorum. Ve sadece 135 kalori, bir dilim baklavada 270 kalori. Tekrardan vurgulayayım burada. İki dilim yiyeceğimiz için otomatikman 540 olacak. Of. 4'te 1 kalemizinde yaklaşık. Şimdi de Ramazan ayına örnek bir beslenme programı hazırladım. Kişilere göre değişebilir tabii ki de ama bir fikir oluşturma açısından aslında bunu söylüyorum. 2-3 dilim az tuzlu, az yağlı peynirimiz var. Çok isteyenler zeytinlerini, 5-6 zeytini suda bekletip tüketebilirler ama tam ceviz, 2-3 tam cevizin tüketilmesini ya da badem, fındık tüketilmesini tercih ediyorum. Gün içerisindeki kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için kuru kayısı olabilir, kuru incir olabilir, kuru erik, hurma da olabilir 2 adet. Mutlaka bir adet tam şimdi yumurtamız olsun. Menemen ya da omlet olarak da tercih edebilirsiniz. 1-2 dilim tam buğday ekmeğimiz yine var. Zengin fosa içeriği ve diyet lifi içeriği açısından ve bazen şöyle duyumlar alabiliyorum, ekmek yemeyelim çok zararlı, sakıncalı diye.
tahıl grubu tüketmezse eğer B1 vitaminini başka hiçbir besinden alamıyoruz. Mutlaka tam tahıllı, tam çavdar, rüşeğimli ekmekler, esmer olan ekmekleri tüketebilirsiniz. Fakat bazen şöyle sorular da geliyor, kepekli ekmek tüketelim mi diye. Güvendiğiniz yerlerden alın çünkü artık onun da biraz hilesini bulmuşlar. Kepekli ekmeği beyaz unla yapıp kepek atıyorlar içerisine. Tam buğday unundan ekmekleri tercih edelim. Bir su bardağı süt ya da bir su bardağı ayran topluk hissimizi sağlayacak. Soğuk domates, salatalık, mevsim yeşilliği, bol su tüketimi. Sahurumuzu böyle yapıyoruz. Daha sonrasında iftar. Yine vurgulamak istiyorum. İkiye bölüyoruz. Ani kan şekeri yükselmeleri, mide şikayetleri olmaması için. Su ve hurmayla açtıktan sonra bir kefte çorba, öğün içi büyüklüğünde pide ya da ben pide yemek istemiyorum, sağlıklı iftarıma devam edeceğim diyenler tabii ki de tam buğday ekmeklerini tercih edebilirler. 30-45 dakika kadar ara veriyoruz. Burada seçeneklerimiz var. Bir porsiyon etli tavuklu sebze yemeği olabilir, zeytinyağlı sebze yemekleri olabilir. Bir porsiyondan kastım da 6-7 yemek kaşığı kadar yaklaşık. Tabii ki kuru baklagil yemekleri de olabilir, bitkisel protein açısından ve vejetaryenlerin tercihi olarak. Mutlaka mevsim salatayla, çoban salatası ya da diğer salata çeşitleri ya da dengeleyebilirsiniz. Ama salatada şart topluk hissinizi sağlamak için, yoksa daha fazla karbonhidrat öneceksiniz salatayla midenizi doyurmazsanız. Burada pide veya ekmek yerine hiç mi pilav makarna tüketmeyecek miyiz diye sorular da geliyor. Tabii ki tüketebilirsiniz. Ama bir dilim ekmeğin 2 yemek kaşığı pilav makarna olduğunu unutmayalım. Yine tam buğdaydan yapılmış ve al dente dediğimiz biraz böyle çiğ kıvamda pişmiş makarnalar daha fazla topluk hissini sağlayacak. Çok fazla hamur olduğunda bir tabak, iki tabak makarna da tüketebiliyoruz. Ve sebzeli makarnalar tercih ederseniz sizler için çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer akşam tatlı tüketme planınız varsa da ekmeği biraz iftarda kısıtlayacağız. Ve mutlaka iftardan sahura kadar bir ya da iki kişinin ihtiyacına göre bir ara öğün yapacağız. Burada yaklaşık 11 ile 11.30-12 arası olabilir ki çalışanlarımızın çoğu o saatlerde uyuyor da olabiliyor. Meyve ağırlıklı bir ara öğün olması tercihim. Haftada iki defa sütlü tatlı ya da dondurma yiyebilirsiniz yine vurguladığım gibi. Birazcık kısa tuttum çok sıkmamak adına ama son olarak da İngiliz bir yazarın sözünü söylemek istiyorum. Aldous Huxley'in iyi çalışan, bilen ve çok seven başarıyı elde eder diye. Çok teşekkür ediyorum herkese.